Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ve aleyküm selam Mustafa Bey. Hayırlı akşamlar diliyorum size. Hocama bir sorum vardı efendim. Buyurun. Ben Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorum fakat İlmi Ali ile camide mukabele katılabilir miyim, okuyabilir miyim acaba? Mealiyle mi katılabilir miyim? Mealiyle katılabilir miyim, yani okuyabilir miyim? Peki. Soralım evet. Mustafa Bey. Bakalım hocam ne diyecek? Kısa zamanda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeniz niyazıyla diyelim. Balıkesir'e selamlar. Acaba mealiyle şey mi demek istedi? Onu soramadım. Latin harfleriyle yazılışını mı kastetti acaba? Biz her mukabele iki, dediği için sanırım onun kastetti. Her iki ihtimale de cevap vermiş o. Bir defa Latinceden takip etmek caiz değildir. Latinceden takip etmesini tavsiye etmeyiz. Mealini, yani okunan ayetlerin mealini de zaten Kur'an okumayan birisi takip etmesi mümkün değildir. O yüzden Kur'an okunurken onu dinleyin buyuruyor Rabbimiz. Yani mealine bakın demiyor. Ve izâ kuri'el Kur'ânu festemi'û lehu ve ensitû leallekum turhamûn. Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman onu dinleyin, can kulağıyla dinleyin. Gürültü yapmayın, ses çıkarmayın. Ta ki Allah'ın merhametine nail olasınız buyuruyor. Bu sebeple bir kimse Kur'an okunurken böyle mealle, başka bir şeyle meşgul olmamalı. Eyvallah. O zaman okuduğunuz ayeti kerime mucibince benim aklıma şu da geldi. Hoca efendiler muhtemelen yarın sabah namazı itibariyle mukabele okumaya başlayacaklar. O heyecan başladı. Belki bazıları şimdiden başladı. Mukabele okuyan hoca efendiyle beraber sayfayı vatandaş da cemaat de böyle bir taraftan okumaya gayret etmesin o zaman. Değil mi hocam? Onlar ya, sadece sürsünler mi? Kendi duyacakları, kendi sadece fısıltıyla kendi duyabilecekleri bir sesle okuyabilirler. Ama böyle başkalarını rahatsız edecek bir tarzda veya yanındakini rahatsız edecek bir tarzda okumaları münasip değildir.